Pazarda açıp satılan bakliyatlar var. Bunlar marketlerde fiyatları daha yüksek. Ancak burada fiyatları daha uygun. Ama vatandaş bunu dahi almakta zorlanıyor. Siz mercimeğe kilosunu kaçtan veriyorsunuz? Sayın Yeşilim, şunu inan 70'i alıyor, 80'e veriyor. 10 lirayla para bile bırakmaz. Adam geliyor, kadın geliyor. Şuna 30 liralık bana alıyor. 30 liraya bu. Bunu ben yesem karnım aç kalır. Doymam biberim. Kendim iyi doymam. Ama 30 liralık bana mercimek veriyor. İnan neden şu 30 liraya. Ben utanıyorum verirken. Ben verirken bu gerçek yani. Yani verirken utanıyorum. Adam bunu bulgur alıyor. Yani bulgur yarım kilo bulgur alıyor. Bulgur kilosu 30 lira. 30 lira. Geliyor 10 liralık bulgur veriyor. Ha. 10 lira da bulgur. 10 lira. Kırmızı mercimek ne kadar? Kırmızı mercimek 60 lira. Adam geliyor 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 lira. 80 lira. Şu barbunyayı 40 liraya satıyordu. 40 lira. 100. Şu anda 80 lira. İşte şu torba belki inan yalan değil değil. Belki 2 aydır aynı böyle. Üstünden neyesinden bu. 2 aydır. Kimse almıyor. Almıyor soruyor, almıyor soruyor, almıyor. Aşağıda bize ben zarar diyorum. Pirinç? Pirinç 40 lira. Kırık piriş. Kırık piriş. Kırık piriş. Ama lira. Normal piriş 80 lira. Normal piriş 80, iyi piriş 100 lira. Fasulye? Fasulye 60, 70. Bunlar bölgemizin? Bizim buranın ürünü. Nohudu kendin yetiştiriyor. Kendim yetiştiriyorum nohudu. Nohudun kilosunu kaçtan veriyorsun? Nohudun kilosu normalde piyasada 60, 70 ama ben kendi malım olduğu için 50 liraya veriyorum. 50 liraya bile milletin zoruna gidiyor. Esnaf'ta mükemmel de bir nohut. 50 liraya bile pahalı diyor. Bu ülkeye nohut Meksika'dan geliyor biliyorsun. Evet. Kırmızı mercimek de Kanada'dan geliyor. O da Kanada'dan geliyor. Ama bunlar yerel ürün. Evet. Fiyatları uygun olduğu halde evet. Bunu dahi vatandaş alamıyor. Alamıyor. Aynen öyle alamıyor. Almakta zorlanıyor. Yani gramın 1 kilo alacağına 250 gram alıyor. Gram gram alıyor. Ha, buyur işte gram müşterim. Gram gram. Gram. İşte müşterinin biri burada bak. Müşterim olur. Ha, gram gram. Ha. Yüksek yani o fiyatları alınmıyor. Haftalık günlük almaya çalışıyoruz. Ha. Ha, müşterim olur. Bak benden alır. Yani aldığı zaman inan 2 kilo alacağına 250 gram alıyor. Bu peynir ne kadar? Peynir yani normal bir peynir. 150-160 kilosu. Enflasyon vatandaşın alım gücünü daralttı. Geliri emeklinin 10 bin lira ama 10 bin lirayı ev kirasına mı versin, elektriğe mi versin, doğalgaza mı versin, gıda ürünü mü alsın? Böyle olunca da gramla ürün almak durumunda kalıyor. Mercimeğe gelip bir avuç mercimeğe 30 lira para verip vatandaşın alıp gittiğini esnafımız anlatıyor. Yerli ve yerel ürün desteklenmeli, üretim artırılmalı, girdi maliyetleri düşürülmeli, vatandaş daha uygun fiyatta ürün almasını yol açılmalı. Sayın Vekilim bir de benim aklım yerine düşüyor. Ben ilkokul mezunuyum, ilkokulu zor bitirdim. Şimdi birine 10 lira veriyor, birine 45 lira veriyor. Ya 45 lira veren de geçinemem diyor, ben 10 lirayla nasıl geçineyim? Yani hesabı nasıl yapıyorsun sen? O da bu ülkede yaşıyor, ben de bu ülkede. Hayır, emekli 10 lira. Yani 10 lira. Ama öbürüne de 45 lira veriyor. Yani bunun bir dengesi yok mu? Onu 30 yap, ben de 20 yap. Yani en azından kimse bir şey demesin. Biri 45, biri 10. Böyle emeklilikte artış olsun ha. İstiyorsun. Tabii. Siz pazarda istediğinizi alabiliyor musunuz? Dediğim gibi. Haftalık tam dolu dolu alamasak da doyacağımız kadar almaya çalışıyoruz. Çocukların beslenmesinde sorun var geçmişe göre değil mi? Çok şükür elimizden geldiği kadar meyve sıkıp içiriyoruz. Diğerlerinde et yediremiyorsak portakalla takviye etmeye çalışıyoruz.